Baskin bizim Elazığ'ımıza katma değeri en yüksek olan ilçelerimizden bir tanesi. Dolayısıyla Elazığ'ımızın gelişmesinde, Elazığ'ımızın büyümesinde, ilerlemesinde çok önemli etkisinin olacağına inanıyorum. Bunu hem insan kaynakları noktasında diyorum, yetişen insanımız noktasında diyorum, hem de tabii zenginlikleri ve üretim noktasında diyorum. Bu açıdan da başta Baskin kayısısı olmak üzere hep kayısıyı gündeme getiririz. Ancak ben bir fikrimi de burada paylaşmak istiyorum. Baskin'imizin yetiştirdiği çok önemli isimler var. Bürokratlar var, siyasiler var. İnsan kaynak değerleri, insan kaynağı çok çok daha önemlidir. Hele bu yıl içinde İzmir'de şehit olan onurumuz, gururumuz, şehit Fethi Sekin'in hem Baskin adına gururumuz, hem Elazığ adına gururumuz, hem de Türkiye adına gururumuzdur. Şehitlerin şahı Hazreti Hamza'dır. İnanıyorum ki 2017 yılının en sembol ismi de şehit Fethi Sekin olacaktır. Zaten şehit olarak o noktaya geldi ve oturdu. Bu açıdan elbette Baskin'in ismi yeniden Türkiye gündemine gelmiş oldu. Bizler içinde bulunduğumuz hali en iyi şekilde değerlendirmek zorundayız, değerlendirmek durumundayız. Baskin'in kayıtsısıyla ilgili benim yıllardır üzerinde durduğum ana konuyu hepiniz bilirsiniz. Kayısıyı ileri düzeyde katma değeri olan bir ürün haline getirmeliyiz. Markasını oluşturmalıyız ve bu markayla dünyaya pazarlamalıyız. Elhamdülillah bugün Baskin kayısısı Baskin markasıyla dünyaya pazarlanıyor. Ben şahsen gittiğim her yerde bir hediye götüreceğim zaman Baskin kayısını götürüyorum ve bu anlattıklarımı da orada anlatıyorum. İlk almış olduğum tepki şu: Elazığ'da kayısı var mı? Çünkü kayısı hep Malatya ile anılmış. Kayısı deyince akla orası gelmiş. Ve bizim Elazığ'ımızdaki kayısımızın tadını, lezzetini, miktarını anlattığımızda da hayretler içinde kalıyorlar. Şunu da sevinerek söyleyeyim. Bundan 2 yıl önce anlattığımda tepkiler farklıydı. Şu anda anlattığımda tepkiler farklı. Artık öğrendiler. Bir baskil var, bunun bir kayısısı var. Buradaki kayısının aroması, tadı, lezzeti Türkiye'nin belki bir numaralı kayısısıdır. O da Allah'ın bir nimetidir. Baskin'deki topraklarda demir filizlerinin oluşmasının vermiş olduğu bir etkidir. Allahu Teala bunu getirmiş, Baskin'e vermiş. Bize düşen Allah'ın vermiş olduğu nimetleri ileri ürün haline getirip bir katma değere dönüştürmektir. Bunun için de elimizden gelen mücadeleyi milletvekillerimizle, sizlerle hep birlikte veriyoruz. Özellikle ilçe bazında kurulan derneklerimizin anlamı da çok büyüktür. Bu açıdan ben hemşeri derneklerine önem veriyorum. Hemşeri dernekleri aynı zamanda o bölgenin problemlerini çok daha yakından takip eden insanların olduğu bir yerdir. Burada kümelenip kendi ilçemiz için, kendi köyümüz için ne yapabiliriz? Burada daha çok konuşup, daha çok sonuç odaklı çalışan yerlerdir. Ricam şu: bu dernekler sadece cenaze haberleri veren dernek olmasın. Hani öyle bir mantık oluşuyor ki, bazen hemşeri derneklerinden bir mesaj geldiği anda, "Hah, yine bir cenaze var." gibi bir mantık oluşuyor. Bunu aşmamız lazım. Biz hemşehrilerimizin hem acı günlerinde hem tatlı günlerinde yanında olmalıyız. Ancak aynı zamanda bu dernekler ilçeleri için, köyleri için proje üretip, proje bazında gezip, o projelerin hayata geçirilmesi noktasında emek veren yerler olmalıdır. Ben kendi adıma şunu diyorum: sizinle Baskin'le ilgili her yere gelmeye hazırım. İster yurt içinde, ister yurt dışında, ister Elazığ'da, ister başka bir yerde. Başkanım, şöyle bir işimiz var, bizimle gelir misin dediğinizde açık çek olarak söylüyorum, ben her zaman yanınızdayım,
her zaman birlikteyiz ve her zaman da Baskil'in menfaatleri için mücadele etmeye hazırım. İnşallah yeni yönetim de aynı inançla, aynı gururla zaten öyle devam ediyordu. Yine aynı şekilde devam edecektir. Ben önceki yönetime emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Yeni yönetime de başarılar diliyorum. Hani meşhur bir Uzak Doğu atasözü vardır. En uzun yollar ilk adımla başlar. Biz zoru başarırız. İmkansız ise biraz zaman alır ama yine başarırız. Önemli olan o mücadeleyi vermek. Önemli olan o teri akıtmaya hazır olmak. Önemli olan o zorun altına girebilmektir. İnanıyorum ki derneğimiz de yönetimimiz de bu zorun altına girecek. Hep birlikte bu mücadeleyi vereceğiz.